Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özva ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Teknosan'ın desteğiyle geldiğimiz IFA 2019'da burada tanıtımı yapılan yeni nesil ürün ve teknolojileri ekranlarınıza getirmeye devam ediyorum. Bu video kapsamında anlatacağım ürün, Huawei'in tanıtımını burada yaptığı yeni nesil tam kablosuz bağımsız kulaklık modeli FreeBuds 3 olacak. Doğrudan doğruya Apple'ın AirPods 2 modeli rakip alınarak geliştirilen FreeBuds 3 gerçekten dikkat çekici bazı özelliklere sahip. Bunlardan bahsedeceğim ama benim açımdan Huawei'in geleceğini ilgilendiren daha önemli bir gelişmeye de ev sahipliği yapıyor FreeBuds 3. O da Kirin A1 adı verilen yeni nesil işlemci. Aynı Apple'ın W1 işlemcisinde olduğu gibi Huawei'de hem IoT yani nesnelerin internet çerçevesinde farklı ürünler hem de aksesuar ve çevre bileşenlerde kullanılmak üzere kendi sınıfında yüksek performans sunabilen ama aynı zamanda modern teknolojileri yüksek verimlilikle çalıştırabilen yeni bir işlemci geliştirdi. Bunun adı Kirin A1 ve yapısal olarak işlemcinin zarındaki kat planına bakıldığı zaman hem uygulama işlemci tasarımına hem Bluetooth kontrolcüsüne hem dijital sinyal işlemcisine, kendi belleğine, kendi sensör merkezine ve kendi güç yönetim tasarımına sahip olduğunu görmekteyiz. Kirin A1'in ilk kullanıldığı işlemci FreeBuds 3 oldu ama Huawei zamanla pek çok farklı üründe bu işlemciyi kullanabilir. Bekleyip bunu göreceğiz zaten. FreeBuds 3 genel tasarım olarak tam kablosuz kimi kulaklıkları büyük oranda andıran bir tasarıma sahip. Aslına bakılırsa Huawei'in FreeBuds serisi mevcut kulaklık modellerine bakıldığı zaman kulaklıkların sağ ve sol kanalın genel tasarım dili olarak aslında büyük oranda benzer olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kulaklığa ev sahipliği yapan ve güç beslemesini sağlayan ana beşik ve kutu daire formunda yuvarlak bir tasarıma sahip. Bu bağlamda küçük bir parfüm gibi aksesuar görünümünü beraberine getirdiğini söyleyebilirim belki ama genel kanal sağ ve sol kulaklıkların genel tasarım dili olarak büyük oranda Huawei'in diğer tam kablosuz kulaklıklarına benzediğini söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar ama bu tasarım seviyesindeki benzerlik teknoloji olarak gerçekten ilginç bazı detayları söz konusu. FreeBuds 3'te Huawei'in yeni bir senkronizasyon yöntemi var kullanmaya başladığım. Aslında çift kanal Bluetooth balansı gerçekleştiriliyor. Bu ne anlama geliyor? Örneğin FreeBuds 3 Lite modelinde telefon ile ilgili cihaz ile kulaklık bağlantısı cihaz sol ya da sağ kulaklık, onun üzerinden diğer kulaklık. Huawei'de ise doğrudan doğru cihazdan her iki kanalda direkt veri gidiyor sevgili arkadaşlar ve Huawei kullandığı yöntemin hem düşük gecikme süresi hem de düşük güç tüketimi sağlayarak ciddi bir avantaj sağladığını ifade ediyor. Diğer taraftan bu kulaklıkta 14 mm dinamik sürücüler kullanılıyor ve aynı zamanda bağımsız bas kanallarına sahip olduğunu görmekteyiz. Ses deneyimi anlamında neler sunuyor? Bunu fuarın gürültülü ortamında anlaması çok kolay değil ama Huawei kendi sınıfında en iyi ses deneyimine sahip kulaklık olarak ifade ediyor FreeBuds 3 modelini sevgili arkadaşlar. Huawei FreeBuds 3'ün bence ses konusunda en fazla avantaja sahip olduğu noktalardan birisi açık bir kulaklık olmasına rağmen aynı zamanda aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Üstelik aktif gürültü engelleme özelliğinin çalışma mantığını yazılım üzerinden kanal ve yön olarak kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Bu bağlamda kişiselleştirilmiş deneyim sunmaya aday bir kulaklık gibi görünüyor. Tabii bunlara ek olarak Kirin A1 işlemcisi üzerinden Bluetooth 5.1 ve Bluetooth Low Energy 5.1 standartlarını destekleyebilen FreeBuds 3'te Bluetooth Ultra HD standardı çerçevesinde ses kaynağı ile yüksek çözünürlüklü ses kaynağı ile kulaklık arasındaki veri transferi 2.3 megabit band genişliğinde sağlanabiliyor ki rakip modellere bakıldığı zaman neredeyse 2 kat band genişliğinde istifade edebildiğini söyleyebilirim. Tabi sadece müzik dinlemeyeceğiz, oyun da oynayabiliriz ve Huawei oyun konusunda FreeBuds 3'ün sahip olduğu 200 milisaniyenin altındaki düşük gecikme süresinin rakiplerinden çok çok daha iyi bir deneyime zemin hazırlayacağını ifade ediyor. Çünkü Huawei'in paylaştığı grafik çerçevesinde Samsung Galaxy Buds'ın sahip olduğu gecikme süresi 500 milisaniyenin üzerinde ama Huawei tarafında bu 190 milisaniyeler civarında. Huawei buna güvenerek oyun deneyim anlamında da bambaşka bir deneyim yaşatacağını ve rekabette öne geçeceğini ifade ediyor FreeBuds 3 modelini sevgili arkadaşlar. AirPods 2 ile yapılan kıyaslama çerçevesinde Huawei aktif gürültü engelleme özelliği, patentli anti rüzgar önleyici tasarım ve aynı zamanda yine özel bir kemik sensör geliştirme yöntemiyle rakiplerinde olmayan özelliği kendi kulaklığında sunduğunu ifade ediyor FreeBuds 3 için. Yani aslında Huawei bu kulaklıkta oldukça iddialı. Üstelik bu iddiası sadece ses kalitesi ve performans değil, aynı zamanda şarj olma süresi ve pil performansı anlamında dile getiriyor. Kablolu ve kablosuz olarak hızlı şarj destekleyebilen bir kulaklık. Örneğin 30 dakikalık süre çerçevesinde FreeBuds 3'ün pilinin %70'i dolabiliyor sevgili arkadaşlar kablolu bağlantı çerçevesinde. Kablosuz olarak bakıldığı zamansa FreeBuds 3 30 dakikada pilinin %30'unu doldurabiliyor ki her iki sürede AirPods 2 ile kıyaslandığı zaman çok daha iyi performans anlamına geliyor. Toparlamam gerekirse Huawei FreeBuds 3'ten bahsederken çok iyi bir ses deneyimi, çok iyi bir aktif gürültü engelleme özelliği, geliştirilmiş teknolojiler ve kablolu kablosuz hızlı şarj desteğiyle çok iyi bir pil deneyiminin kullanıcılara sağlanacağını ifade ediyorum. Türkiye'ye gelir mi? Gelir diye tahmin ediyorum ama ne zaman geleceği ve hangi fiyat seviyesinden geleceği henüz belli değil. Ama geldiği zaman kullanmak ve izlenimlerimi tabii ki
sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Umarım kısa sürede gelir ve bu fırsatı bizler de yakalamış oluruz. Dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teknosan'ın desteğiyle geldiğimiz IFA 2019'dan yepyeni teknolojiler bu ekranlarda karşınıza çıkmaya devam edecek. Şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.